Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için ADS Terra'dan bahsetmek istiyorum. ADS Terra AdSense gibi bir reklam ağıdır. Burada hem reklam verenler için hem de reklam alanlar için, reklam yayınlayanlar için güzel bir platformdur. Ve SPM, SPL, SPO, SPP gibi, SPA gibi kazanç yöntemleri vardır ve burada hem reklam vererek kendinize müşteri kazanabilirsiniz. Aynı zamanda siz sitenizde, bloğunuzda reklam yayınlayarak da para kazanabilirsiniz. Her giren üye sayısına göre para kazanırsınız. Bildiğimiz üzere COVID-19 koronavirüs nedeniyle bu şu sıralar tüm dünyada işler durmuş, dayanmış durumdadır. Ama ADS Terra gibi sitelerle kazanç her zaman vardır. Çünkü sitelerinize giren herhangi bir üye size para kazandırıyor, ziyaretçi size para kazandırıyor. Bunun için ADS Terra gibi sitelerin ve en de ADS Terra'nın önemi büyüktür arkadaşlar. Burada 225 milyon üzeri bir aylık bir bakış sayısı olduğunu, 248 ülkede yayınlandığını, 50 bin üzeri bir şirket kampanyasının olduğunu, aylık da 10 binin üzeri iş aldıklarını söylüyorlar. Burada advertiser'lar ve publisher'lar vardır arkadaşlar. Publisher'lar yani site sahipleri, blog sahipleridir. Advertiser'lar reklam veren şahıslardır. Ve burada partnerler var arkadaşlar. Partnerlerini görebilirsiniz. Burada ADS Terra ile ilgili haberleri görebilirsiniz. ADS Terra bir resmi şirket olduğu için Visa, Mastercard'larla da çalışıyor ve resmi bir ofisi vardır. Yani ADS Terra AdSense gibi ve AdSense'den daha üstün olan bir reklam türüdür arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Burada bakalım neler var. AdWords siteler için ad formatlar var, resurslar var ve About Us bölümü var. About Us bölümüne bakalım. Şirketle tanışalım. 2014-13 yılından bu yana 2014'te, 2015'te ve 2016'da farklı bir işler hayata geçirdiler. Ve ADS Terra ile ilgili büyük bir reklam ağı oluşturmanı başardılar yani. Ve burada misyonlarla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Ve kazanç formülleri, işte diğer bilgileri buradan takip edebilirsiniz. Reklamcılar ve reklam verenler için bilgiler vardır. Burada Adzestra bloguna bakalım arkadaşlar. Burada çeşitli bilgilerin yayımlandığı bir blog adresidir Adzestra'nın. Ve burada gördüğünüz gibi Cula ayında resmi olarak atılışta bağlı bir bilgi vermişler. Burada programmatik advertising nedir, bununla nasıl kullanılıyor, bundan bahsediliyor. Burada don't make this mistakes while analyzing your ad data gibi burada bilgilerin yayımlanması ile ilgili retrak yayımlamışlar. Ve burada SPM'in nasıl kaldırabilirsiniz, web sitenizle nasıl para kazanabilirsiniz, bunlardan bahsediliyor. Mesela buraya bakalım. Bu site web site sahipleri için, blog sahipleri için ve ziyaretçisi çok olan siteler için çok büyük avantaj yani. Mesela siz herhangi bir müzik sitesi açtınız diyelim ya bir film sitesi açtınız. Bu zaman o sitelere gelenlerin sayı çok olur ve o sitede durmalara da çok oluyor. Bunun çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Her giren bin üye için, her tıklayan bir üye için bile büyük bir meblağlarda paralar kazanabilirsiniz. Bazen mesela AdSense kabul etmiyor sizin sitenizi ama ADS Terra kabul ediyor ve size reklam veriyor ve size reklamlardan para kazandırıyor. Burada da bununla ilgili bilgileri bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve ADS Terra ile mobidea.com sitesinde akademi bölümünde ADS Terra'nın incelemesini yapmışlar. Burada ADS Terra'nın güzel bir kazanç sitesi olduğu, 2013'ten bu yana çalıştığını ve büyük bir trafiğe sahip olduğunu, aylık trafiğin 30 bin üzeri olduğunu, 248 ülkede olduğunu, 12 bin üzeri publisher'larının olduğu ile ilgili bilgiler vardır. Aynı zamanda burada ADS Terra'nın diğer işte işlemleriyle ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. ADS Terra'yı nasıl kullanabiliriz, nasıl bir sitedir, SPM oranları nedir, diğerlerini, campaign'leri ve burada offer'ları görebilirsiniz. Ve diğer bilgileri arkadaşlar görebilirsiniz. ADS Terra'nın reklam ağındaki performansını ve platformun büyüklüğü ile ilgili
bilgileri görebilirsiniz. Aynı zamanda Servando Silva sitesinde de burada bir dönem 50 dolarlık bir bonus, trafik bonusu verdiler ve bunun için burada 2000 ve parçalar display bannerlerle ilgili bilgiler de yayınlamışlar ki burada kullanabilirsiniz yani. CTR oranı 20-30 kat daha yukarıdır ve bonus 50 dolar bu kodu kullanırsanız bonus da veriyor arkadaşlar. Diyor ki siz bunun için yeni veya eski hesapları kullanabilirsiniz ve sizin 170 dolar veya yukarı bir balans yüklemeniz gerekiyor ki siz bu 50 dolar alasınız. Bu zaman siz 50 dolar aldıktan sonra mesela 160 dolar yüklediğiniz zaman 210 dolar hesabınızda olacaktır. Ve burada kabul edilen para biçimlerinden bahsediliyor ve diğerlerini görebilirsiniz. SPM oranlarını ve diğer bilgileri buradan takip edebilir ve görebilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda burada social bar'ı görebilirsiniz. Burada daha iyi olması için Türkçe'ye tercüme yapalım. Daha iyi anlarız yani. Evet, adreslere de social bar ile rekor gelir elde edin. 30 kat daha yüksek dolar ve benzeri görülmemiş EGBM'ler ile en ilgi çekici reklam biçimiyle tanışın. Sosyal çubuk kullanıcı etkileşimine teşvik eden yayıncı web sitelerinde yerel bir reklam olarak görüntüleniyor. Burada reklam ağıyla ilgili, video çubuğuyla ilgili bilgiler var. Reklam verenler ve yayıncılar için social bar ile rekor gelir elde edin diye bölüm de vardır arkadaşlar. Burada yerinden orijinal dil yapalım. Ve burada adresler yani reklam verenler için steer ve series oranlarının yüksek olduğu ve tüm device'ların desteklendiği ve 100% trafik volümünden kazanç elde edilmesi, SPS ve SPM oranlarında ödeme şekillerinin olması ile ilgili bilgi var. Aynı zamanda yayıncılar için de burada 100%'lik bir browser dostluğundan bahsediliyor. Reklamlar için yani bu belli bir kodlamalarla reklamlar sizin sitenizde ve bloğunuzda yerleştiriliyor. Bunun için de işte programcı dostu diyelim buna uygulamalar var. Ve algoritmalar kullanılıyor burada. Ve social bar'ınızı bir dakika içinde entegre edebilir ve install yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada smart relation result'larla ilgili SPM ve CS oranlarıyla ilgili bilgi var. 7 yılda 1 milyondan fazla günlük işte izleme bakış sayı ve successful 20 bin üzeri bir partnerlikten bahsediliyor. Ödeme seçenekleri var arkadaşlar. Mastercard, Visa destekliyor. Paxum, Webmoney, Bitcoin, Yandex Money, Wire Transfer, Givi, UnionPay, Capitalist gibi ödeme seçeneklerini de destekliyor. Bu seçeneklerle ilgili şimdi hesaba gireceğim. Orada da bilgileri alacaksınız arkadaşlar. Burada da hesabı açmak için adresimi, publisher'ımı olarak burada da bilgileri var. Ve burada Adres Terra blogda burada social bar ile ilgili burada bakın mobile'la nasıl gözüküyor. Burada böyle bir ad şeklinde geliyor. Web desktop'ta nasıl görünüyor? Burada bir reklamlar geliyor. Bakın reklamlarla ilgili desktop'ta nasıl görünüyor? Ve burada survey bar'lar var. Top trafik ülkeleri var. Mesela Amerika'dan, işte İngiltere'den, Almanya'dan, Kanada'dan gelen ikinci ülkeler mesela Hindistan, Brezilya, Fransa, İndonezya gibi ülkelerden var. Ve burada çeşitli trafiklerden bahsediliyor. 20-30 katlık bir web parçalardan bahsediliyor. Aynı zamanda campaign'in oluşturulma şeklinden bahsediliyor. Ve social bar diyerek de bunu deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar siteye gelelim. Siteye geldiğimiz zaman ana sayfayı dönüp bakalım. Siz advertise veya monetize olabilirsiniz. Mesela registration'a tıkladığınız zaman burada advertiser ya publisher olarak kayıt olmanız söyleniyor. Mesela siz eğer reklam vermek istiyorsanız yani reklam vermek için advertiser olarak kayıtlı olmanız gerekiyor. Ve bu düğmeye tıklıyoruz arkadaşlar. Bakalım advertiser olmak için neler gerekiyor kayıtta. Burada logininiz gerekiyor. Herhangi bir kullanıcı adı yazmalısınız kendinize. Ve burada şifre var. Şifrenizi yazıyorsunuz. Burada isminizi yazıyorsunuz. Ve burada regulated olduğu ile ilgili bilgi var.
e-mailinizi yazıyorsunuz. Burada Messenger Regularity var. Yani siz Skype mi, ICQ mi, Jabber, Telegram, Facebook, WhatsApp, WeChat hangisini kullanıyorsanız seçiyorsunuz ve burada o hesap adresinizi veya numaranızı, telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ve burada tipler var. Siz Direct Administrator mi olmak istiyorsunuz, Affiliate mi olmak istiyorsunuz, Media Ajansı mı, Ad Network mu ve SPA Network mu olmak istiyorsunuz. Bunlarla ilgili bilgi var. SPM, SPA Variety B'lerle ilgili bilgiler var ve burada söylüyor ki web sitelerinizi ve affiliate ve vertical olarak buraya aktarabilirsiniz. Ve sign up düğmesine basıyorsunuz. Buradan işlemler gerçekleşiyor ve mailinize bir onay gidiyor. Onaydan sonra işlemler tamamlanıyor. Geri dönelim ve register'da publisher'a bakalım. Yani yayıncıların nasıl kayıt oluyorlar. Bunlara bakalım. Yayıncıların da kayıt olması için neler gerekiyor? Bunlara dikkat edelim. Bekleyelim. İnternet şu anda kötü durumda, o yüzden böyle oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi burada Do you want sales traffic from your website, application, Facebook page or other traffic source? Diyor ki siz işte web sitenizden, herhangi bir uygulamadan, Facebook sayfasından ve diğer trafik yerlerinden trafik satmak istiyor musunuz diyor. Ve bunun için kayıt olmak gerekiyor. Burada isminizi yazıyorsunuz, e-mailinizi yazıyorsunuz ve continue diyorsunuz. Continue dedikten sonra da belli bilgileri doldurduktan sonra siz hesaba giriş yapabilirsiniz. Şimdi burada giriş yapalım. Advertiser olarak hesaba giriş yapalım. Ve nasıl bir kampanya oluşturabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Hesabım şu anda buraya düştü. Evet, login successful dedi. Ve işlemlere başlayacağız şimdi. Bakalım. Back office'imiz açılacaktır. Bu reklam verenler içindir. Yani bir şirketiniz var diyelim, ya bir ürününüz var. Bu ürünü piyasaya sürmek için ilk önce onun reklamını yapmalısınız. Ve bunun için de IDSTR'da bu bölümü kullanabilirsiniz. Burada ilk önce arkadaşlar para eklemek gerekiyor. Para eklemek için finans bölümüne girmeniz gerekiyor. Finans bölümüne girdiğiniz zaman arkadaşlar bakın nasıl bir ödeme seçenekleri vardır. Ve diyor ki ekstra payment metodu için bu adrese bilgi gönderebilirsiniz ki ekstra bir ödeme yöntemi de sağlayabilirsiniz. Bakın burada Paxum'la, WebMoney ile, Yandex Money gibi, Wire Transfer, Bitcoin, Visa ve Capitalist ile ödemeler yapabilirsiniz. Visa, Master ve UnionPay ile. Mesela diyelim ki WebMoney ile ödeme yapmak istiyorsunuz. Bu zaman ödeme %2 fee kesiliyor. Ve burada 100 dolarla 10 bin dolar arası bir ödeme yapabilirsiniz. Aynı zamanda Paxum'da da 100 dolarla 5 bin dolar ödeme yapabilirsiniz ve herhangi bir ödeme şeyi yoktur. Yandex Money ile yapabilirsiniz. Ruble veya USD ile, hava transferi yani havalelerle yapabilirsiniz. Ve burada 50 bin dolar arası yatırımınız gerekiyor ve belli bir yeri doldurmanız gerekiyor. Ve burada arkadaşlar promo kodu var. Bu promo kodu bölümünde herhangi bir promo kodunuz olduğu zaman buradan götürüp da buraya yapıştırarak activate diyerek kullanabilirsiniz. Burada da herhangi bir document gerekiyorsa add document diyerek ilave edebilirsiniz. Paranız hesabınıza eklendikten sonra ilk kampanyanı oluşturabilirsiniz. Burada create new diyoruz ve ilk kampanyamızı oluşturmaya çalışacağız arkadaşlar. Bekleyelim. Bakalım nasıl bir program olacaktır. Bekleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu formu doldurarak biz kampanyamızı oluşturacağız. Peki nasıl bir kampanya? Diyelim ki kampanya name'imiz ne olsun? Kampanya name'imiz olsun ki YouTube reklam diyelim. Şimdi burada connection tipi var. 3 şemi, Wi-Fi mı ya hepsi mi? Ben tüm trafikleri diyorum. Ve burada oranlar var. Yani siz hangisini ödeme yapmak istiyorsunuz? Ya da SPA mı? Yani ürünün satışına mı reklam yapmak istiyorsunuz? SPM demek yani 1000 tane eğer insan siteye girerse buna ödeme yapıyorsunuz. SPA ise her bir klik demektir. Cost per one click. Yani sitenize bir tane girecekler, bir tıklayacaklar sizin reklamınızı ve ona mı ücret ödeyeceksiniz? Bunları göstermek. Mesela ben SPM seçiyorum. Burada Pop Under var, Web Push ve Native Banner var. Social barlar kenarda oluyor arkadaşlar. Ve Native Banner'lar ve Web Push'lar var. Bunların hangisini isterseniz seçiyorsunuz. Ve burada Mainstream ya da Adult var. Siz Mainstream'i seçin eğer Adult değilse. Burada reklamın linki var. Burada
URL diyor ki siz HTTPS kullanarak işte burada URL adresinizi yazabilirsiniz ve device format mobile mi tablet mi olsun bunu seçiyorsunuz ve burada ülkeler ve fiyatlar var. Mesela diyor ki minimum spam oranı 25 cent olması gerekiyor. Ülkelere göre seçebilirsiniz. Mesela diyelim ki Türkiye olarak seçelim biz. Türkiye'ye diyelim ki belli bir ücret verelim. Türkiye'ye mesela diyoruz ki ben 1 dolar her 1000 bakış için ben 1 dolar ödeyeceğim diyoruz. Ve mesela diyor ki güne 108.809 bakış sayısı olabilir. Ve recommend 0.25 ama ben mesela 1 dolar verdim. Add diyoruz. Ve bekliyoruz. Buraya düştüm. Şimdi budget var. Budget nedir arkadaşlar? Bu reklam için ne kadar para harcayacağınız? Mesela bakıyoruz ki bu reklam için biz 1000 dolar diyelim ki bir para harcayacağız. Eğer unlimited koyarsanız tüm balansınızı sıfırlar. Ve burada after verification var. Yani start, shoot ve keep unlimited. Start derseniz bu zaman onaylanır. Ve burada you can start your campaign var. Burada birinci şeyi bitirmek için submit diyoruz ve eğer onaylanırsa ondan sonra biz buraya targeting seçiyoruz ve nerelerde yayınlasın diye ve campaign saatlerini kurabiliriz. Advanced blacklist'te hangi IP'lere gösterilmesin böyle bir bilgiler kullanabilirsiniz. Mesela proxy'lerde gözükmesin ya diğerlerinde gözükmesin, onlara ödeme yapmasın gibi bilgileri verdikten sonra burada preview diyerek burada reklamınızla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Hangi OS ile olsun, browser language için olsun, IP aralığı olsun, spam'dir, işte mainstream'dir, Türkiye'ye olsun diyelim gösterilir 1 dolar ödenizin. Böyle reklamlarınızı verebilirsiniz. Mesela burada sadece Türkiye seçtik. Farklı bir ülkeler de seçebiliriz. Mesela diyelim ki hangi ülke? Almanya diyelim. Almanya'ya da diyelim ki 0.50 kuruş vereceğiz. Almanya için 0.35 dolar bu arada. Recommend rate'de 1.46 dolar. Yani 0.5 verirsek bu zaman olmaz. 1.46 vermek gerekiyor Almanya için. Almanya'da yayınlanması için. Ve bu zaman 61 insana gözükecektir. Mesela 2 dolar yapalım bunu. 2 dolar olduğu zaman ne kadar insana gözükecektir bakalım. Şimdi bekleyelim. Bu kadar net olarak gözükecektir bu kadar insana diye cevaplanacaktır. Mesela 2 dolar dedik, 217 bin insana gözükecek. Yani kim daha çok para verirse o kadar çok insanlara gözükecektir. Mesela diyoruz ki ad diyoruz ve işlemler gerçekleşiyor. Ve bu kampanyanızı kabul edildiği zaman My Campaign bölümüne düşecektir. My Campaign bölümünden bunu takip edebileceksiniz. Şimdi bekleyelim, sayfa açılsın. Evet, burada görüntüleyebileceksiniz bunu. Burada finans tracking var, IP ayarları var, conversation tracking'ler var. Ayarlar bölümünü kullanabilirsiniz. Offer wishlist'leri var, statistikler var. Statistiklere bakabilirsiniz ki ne kadar işte üyeler baktı, izledi sizin reklamınızı veya ne kadar tıkladı. Bunlarla ilgili bilgileri de bu bölümden bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan çıkış yapalım. Ve EDS Terra'ya girelim. Evet arkadaşlar, şimdi publisher olarak giriş yapalım. Bakalım publisher bölümünde nasıl oluyor. Burada da sign in diyelim. Bekleyelim hesaba giriş yapsın. Evet, şimdi publisher yani yayıncı tarafıdır. Web site sahipleri, blog sahipleri ya diğer işte uygulama sahipleri buradan kullanabilir. Bakın ne diyor? Diyor ki web sitenizi ilave edin. Spam oranlarını mı seçin ve burada manage olarak hesaplarınızı yönetebilirsiniz. Ve burada da ödemelerden bahsedelim birinci. Paymentlere baktığımız zaman arkadaşlar diyor ki biz Bitcoin, Paxum, PayPal, BitMoney ve havaleleri kabul ediyoruz. PayPal'da ücret 2.2 ile 5 yüzde arasındadır. Bitcoin'de de işte o anki network fee dahil edilmekle hesaplanıyor. WebMoney'de %1'dir oran. Paxum'da da 1 dolara her transaction 1 dolara olarak ücret eşitlenmiştir. Wire transfer'da yani siz 1000 dolarla çekim yapsanız 1 dolar olacaktır. Yani wire transfer'da bank transferlerinde ise 50 dolar minimum ödemedir ve
herhangi bir ücret yoktur. Eurobank transferlerinde herhangi bir ücret yoktur. Ve burada minimum PayPal ile Bitcoin de 100 dolardır. Webmoney ve Paxum'da 5 dolar. Havalelerde ise 1000 dolardır ücretler. Burada söylüyor ki PayPal, Bitcoin, Webmoney, Paxum instant'tir. Yani siz paranı çektiğiniz zaman hesabınıza yatar. Havalelerde ise 3-4 gün süresince olabilir. Burada da işte ödemelerin hangi zamanlarda ayın 1-2'si, 16-17'si ile her ayın bu zamanlarında yapıldığı ve saat 8'den 8'e kadar iş GMT saatiyle, yani Greenwich saatiyle öyle ödemelerin yapıldığını görebilirsiniz. Ve burada Payment Storage'i görebilirsiniz. Burada web siteler bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar? Bunlara bakalım. Burada balansınızda gelenler burada geliyor. Earned paid adjustment referral balance diye. Şimdi nasıl bakacağız arkadaşlar? Burada web sitemizi eklemek için add new website diyoruz. Burada web sitemizin ismini yazıyoruz. Mesela youtubereklam.com diyelim. Burada social mı, adult mı, URL shortener mi? Siz hangisini istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Mesela social seçtim. Pop under reklam mı istiyorsunuz ya direkt reklam mı istiyorsunuz? Mesela burada remove campaign bölümü var. Onu seçtik ve burada ad unitler var. Mesela pop under reklamlar istiyorum diyerseniz bunu seçiyorsunuz ve add diyorsunuz. Add dediniz ve görse has been sent for approval diye gönderildi ve mail adresine onay gidiyor. Onaylandıktan sonra biz işlemlere bakabiliriz. Mesela burada campaign olarak seçildi ve pending olarak gönderildi. Şimdi burada istatistikler bölümü var. İstatistikler bölümünde de siz ne kadar reklam yayınlandınız, ne kadardır, işte onlarla ilgili bilgi var. Epe bölümüne bakalım. Epe bölümünde ise burada kendiniz için, siteniz için bir entegrasyon yapmak istiyorsanız Epe token oluşturuyorsunuz. Ve generate new token diyerek siz kendi API'nizi oluşturuyorsunuz ve işlemlere koyuyorsunuz. Burada referral kısmı var arkadaşlar. Referral kısmında da kendi linkinizle üyeleri davet edebilirsiniz ve paralar kazanabilirsiniz. Bu türlü kullanabilirsiniz. EDS Terra'yı. EDS Terra ile ilgili bilgilerim bu kadar arkadaşlar. EDS Terra'nı kullanmak istiyorsanız güzel bir reklam ağıdır. Yani EDS Terra şu anda siteniz varsa, herhangi bir siteniz varsa veya blogunuz varsa onun için güzel bir kazanç yeridir. Mesela AdSense kullanmaktansa böyle siteleri kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela AdSense'de minimum ödeme miktarı da çoktur ve birçok uzun sürede geliyor AdSense'de. Ama siz EDS Terra kullanırsanız bu zaman sizin paranız da anında yatar hesabınıza yani. Çünkü Webmoney, Bitcoin'de işte Paxum'da anında yatıyor hesabınıza. Bunun için güzeldir ve 5 dolar çekim yapıyorsunuz. Yani siz reklam verensiniz, reklam yayınlayansınızsa yayıncılar için 5 dolardan başlıyor ödemeler. Bu da çok güzeldir yani. Uzun süre beklemenize gerek yoktur. Kendiniz de işte burada denersiniz ve siteyi de denersiniz yani. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Bence yeterince bilgi verdim sizlere. İstediğiniz zaman burada registration'a basın, tıklayın, işte girin, kayıt yapın ve reklam, ister reklam verin, kendinizi tanıtın, ister de yayıncı olarak başkalarını tanıtın ve para kazanın. Herkese bol kazançlar dilerim arkadaşlar. YouTube kanalımda böyle bir videonun da yayınlanması benim için çok hoş oldu ki böyle bir video yayınlıyorum sizler için. Çünkü bu tam bir kazanç. Yani siteniz varsa gireceksiniz tam risksiz olarak, hiçbir para kaybetmeden direkt para kazanacaksınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi günler.